Ahmet Başkanımız özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 9 yıl boyunca minibüsçü, servisçi ve şoför esnaflarımızın her daim huzuru, güveni ve esnafımızın hak ve hukuk noktasında her daim bizlerin yanında olan, sorunlarımızın çözüm noktasında hiçbir zaman bizleri kapıdan bırakmayan, sorunumuzun çözüm noktasında yardımcı olan başkanımızın iyiliklerini bizler unutamayız. Şoför esnaf olarak başkanımıza vefa borçluyuz. Bizler seçim döneminde de Sayın Başkanımıza açık destek verdik. Her zaman başkanımızın yanında olmayı da burada tekrar taahhüt ediyoruz. Çünkü şoför esnafları özellikle başkanlığı döneminde, Ahmet Başkanımızın başkanlığı döneminde sorunlarla ilgili çözümlerden çok büyük başarılar elde etmiştiriz. Minibüslerin hat güzergahları, özellikle SEP plaka konusunda plaka tefecilerine fırsat vermeyerek sağdaki servisçi esnafının hak ve hukukların korunma noktasında her zaman bizlerin yanında olmuştur. Yönetimdeki değerli arkadaşlar, esnaf arkadaşlarım, tabii biz belediye başkanlığı sürecinde sizlerle her zaman diyalog içerisindeydik. Yakın işbirliğiyle çalıştık. Tabii bizler göreve geldiğimizde gerçekten Malatya'mızda T-Plaka yönetmeliği yoktu, S-Plaka yönetmeliği yoktu. Ve Büyükşehir sürecinde başlayan D4'lerin dönüşümü, halk otobüslerinin dönüşümleri olsun, çok ciddi manada bir çalışma yapıldı. J-Plakalarının tahsisleri konusu olsun. Tabii bu çalışmalar uzun yıllar sürecek bir yapılanmanın ilk düzenlemeleriydi. Bu süreçleri değerli başkanımızla, oda başkanlarımızla olsun, birlikte bunları yaptık. Tabii temel amacımız Malatya'yı sağlıklı bir şekle getirmek. Hizmet sektörlerinde Malatya'da en üst seviyede, Malatya'da hemşehrilerimize hizmet verecek bir konuma getirmek, standartları yüksek tutmaktı. Tabii bu süre içerisinde ben bütün esnaf arkadaşlarımızın, biz birlikte çalıştığımız, görüştüğümüz, bu süreç içerisinde vermiş olduğunuz desteklerden, katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii şimdi biz yeni bir süreçte, işte 24 Haziran seçimleriyle de yine bizlere gerçekten bütün seçimlerde de odalarımızın Malatya'da çok büyük desteğini gördük. Özellikle Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii görüşüne olursa olsun arkadaşlarımızın, biz hem yerel hizmetlerimizi adil bir şekilde Malatya'yı geliştirmek, kalkındırmak adına hem de genel hizmetlerimizi ülkemizin her kademesine, her bölgemize ve her bölgenin kalkınması üzerine çalışmalar bugüne kadar yürütüldü. Bundan sonra da milletvekili olarak yine sizlerle Malatya'nın yerel sorunlarında bu hangi sektör olursa olsun hep birlikte çözeceğiz, istişare edeceğiz. Ama bir bütün olarak Malatya'nın genelini düşündüğümüz gibi mutlaka ülkemizin geleceğine yönelik de birlikte hareket edeceğiz, kenetleneceğiz. 15 Temmuz'da gerçekten odalarımızın duruşu, yani takdire şayandır esnaflarımızın duruşu, tüm Malatya halkının örnek duruşu. Dolayısıyla bizler bu birlikteliğimizi her zaman muhafaza etmek zorundayız. Şimdi de bir ekonomik anlamda Türkiye'nin sıkıştırılma girişimler var. Dolaylı yönlerden Türkiye'yi etkileyecek üçüncü ülkelere uygulanan Rusya, İran gibi ambargoların hedefinde yine Türkiye ekonomisinin yavaşlatılması, büyümesini engellemek. Şimdi Türkiye'ye karşı gerçekten sudan bahanelerle, bir casus bahane edilerek Türkiye'ye uygulanmaya çalışılan ambargoların bu bizim birliğimizi artırması gerekiyor, beraberliğimizi artırması gerekiyor. Bunun geri planlarının çok iyi okunması gerekiyor, perde gerisinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye gerçekten önlenemez bir yükseliş döneminde, ekonomik olarak da, savunma sanayi olarak da. Bugün savunma sanayini %20'lerden alarak %65-70'lere doğru yükselten bir Türkiye var. Bu da Türkiye'yi bölgede güçlü bir aktör haline getiriyor, lider ülke konumuna getiriyor. Bu da tabii bölgede at oynatan emperyalist güçlerin, süper güçleri ciddi manada rahatsız ediyor.